bu. Er-Resulü yutibu ala nefsihin mesye idabi. Bu bak, şu adamın bahsidir ki, o adam kendi nefsine vacip biliyor ki ya Beytullah'a gidecek. Nezrediyor ki ya hac edeceğim. Bu yolda binebilir mi, binemez mi? Binerse ne lazım gelir? Kefaret yemin mi lazım gelir? Başka bir şey de lazım gelir mi? Yoksa hiçbir şey lazım gelmez. Üç kavur var. Burada üçünü de beyan edeceğim. Haddesen Ali ibn Abdurrahman. Burada abid kelimesinden okusam. Ali ibn Abdurrahman. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الهفل بن زياد قال حدثني الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن اليمامي عن يحيى بن سعيد أن حميد الطويل أخبره أنه سمع أنس بن مالك أنس بن مالك حميد بن الطويل يشتك يقول درده يعني أساس رابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك Merre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tesadüf ettiği bir racülün bir adama ki yuhada deyine deneyini de kendisinin iki oğlu arasında götürülüyor. Biri bir koltuğuna girmiş, biri bir koltuğuna girmiş. Adamı götürüyorlar. Yolda böyle gördü. Fese'ale anhu. Resulullah Efendimiz sordu. Kim için böyle gidiyor bu? Fekalü dediler ki nezeren yemiş. Yemin etti, nezretti ki yaya Beytullah'a varacak. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdular ki İnnallâhe azze ve cel Cenab-ı Hakk'a lezzetleri leganiyyün elbette ganidir, müstanidir. En tazibi hâza bu adamın azap vermesinden nefsehu nefsine. Bu adamın kendi nefsine azap vermesinden Allah müstanidir. Yani bunda ne faydası olacak? Ve emerehu en yerker. Resulullah Efendimiz emretti ki bin dedi, deveye bin de yürü. Ey li acizi anil mescid. İhtiyaya yürüyemiyor. İhtiyar, iki adam koltuğuna girmiş de yürütüyorlar. Yani bir de var ki kendi gücü kuvveti yerinde olur. O başka, o nezredini, ahdini yerine getirir. Fakat bu nezretmiş, yürümeye de takat yok. Allah Allah. حدثنا الربيع الجيزي قال حدثنا عبد الله بن صالح فذكر في إسناده مسلم حدثنا محمد بن حسين وابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أين حديث شريف محمد بن حسين إمام الصحابي رواية فيه حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني قال نزرت أختي عقبة بن عامر diyor ki benim kız kardeşim nezleyledi en temsiye ile Kabe'yi yaya Beytullah'a gitmeye nezleyledi ne olduğu halde hafiyeten ayakları çıplak olduğu halde hasireten başı açık olduğu halde nezretmiş ki yalın ayak başı açık Beytullah'a yaya hac edecek. Hübbet bin Amir'in hemşiresi. Hübbet bin Amir işte garbi fetheden sıkıntı. Onu Emeviler zamanında kumandan tayin ettiler. O gitti. Mesele uzun da garbi fethetti, ta denize kadar vardı. Ondan sonra dedi, ya Rabbi, daha bundan o yani toprak yok. Eğer toprak olsaydı, senin dinini neşlisin ki derdi. Fakat kendisi hayır. Sonra döndü, oradan gelirken, ordu Terakken'de geliyor. Cezayir'de şimdi Seyyid Rukbe diye derler bir ufak kasaba var. Oraya geliyor. Orada Berberiler tam fırsattan istifade ediyorlar. Bunun eskeri dağınık. Bunu burada öldürelim. Onu orada şehit ediyorlar. Bu arada mesulun dönüşte. İşte onun kız kardeşi nezretmiş. Fe'ete aleyha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona geldi. Fekade onu gördü. Sordu ki ma ba'du hadiri bu kadının işi nedir?
nedir bu hal böyle baş edip yanın ayak gidiyor. Kalu dediler ki nezereten temsiye ile Kâbeti hâfiyeten hâsiratın. Yemin etti ki ya baş edip yanın ayak Kâbe'ye gidecek. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Nuruha, siz ona emrediniz, fel terkep vel tahtemir, binsin başını da örtün, bir hayvana binsin başını da örtün, emredin buna dedi. Şimdi bu kadın nezretmiş, Resulullah Efendimiz ise bu nezri bu şekilde yapmasın diyor. Ne etsin, bozsun bunu, bu nezrini bozsun. Şimdi bundan bir hüküm çıkacak. Böyle bir nezir yapılırsa bunu yerine getirmek lazım mı değil mi? Kâle Ebu Cafer rahmetullah İmam-ı Tahavi dedi ki فَزَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِهِ الْاَثَرِ. Ulemadan bir kısmı işte bu hadisi şeriflere sahip oldular. فَقَالُوا dediler ki مَنْ نَزَرَ, her kim yemin ederse ki اَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا, yaya hac etmeyi nezrederse ümire, o adam emrolunur en yerkede bine ve la şeye aleyhi, anın üzerinde hiçbir şey yoktur gayr-ı zâlik bundan başka. Giner. Yalnız ne var? Gider. Gider hacını yapar. Şimdi bu birinci mezhebe göre o yemenin kıymeti yok. Böyle bir şey niyet etmişse o adam biner, gider hacını yapar. Ne kefareti yemin lazım gelir, ne başka bir şey lazım gelir. Yalnız gider değil mi efendim? Gidecek zaten, gidiyor. Ve hâlefe fî zâlike âkârû. Ulemadan başkaları bunlara muhalefet ettiler. Ve kâlû dediler ki yerkebu biner. Ve mâ câfî hâzel hadis, hadisi şerifte geldiği gibi o biner. Fe imkâne erâde bi kavlihi, o adam kendi sözüyle murat ettiyse ne kavli lillâhi aleyye. Lillâhi aleyye dedi ya, nezretti ya. Bununla murad ettiyse, ma'nel yemin, yemin manasını murad ettiyse, fe aleyhi o adam üzerine olucudur, me'ezalik, gidip Beytullah'ı hac etmekle beraber olucudur. Ne olucudur? Kefareti yemin, bir de kefareti yemin vardır. Bu adam nezretmiş, Beytullah'a gidecek, o gidecek. Fakat birinci mezhep sahipleri ne dediler? O gidecek, başka bir şey lazım değil. İkinci mezhep sahipleri dediler ki hayır, ona kefaret-i yemin de lazım. Eğer lillahi aleyye sözüyle yemin kastettiyse, لَاَنَّ مَعْنَا لِلّٰهِ عَلَيَّ, lillahi aleyye kelimesinin manası قَدْ يَكُونُ, bazen olur ki مَعْنَا وَاللّٰهِ, bazen vallahi manasına gelir. Allah için benim üzerime olsun ne demek? Vallahi demek manasına gelir bazen. لأن النذر نذر معناه نذر معناسي معنى اليمين يمين معناسيدir. Mesela adam diyor ki nezrim olsun, ben şu ibadeti yapacağım, şu işi işleyeceğim. Ne demek nezrim olsun? Allah'a yemin demek yani. Yani Allah'a söz veriyorum, ben bunu yapacağım demek. وَقَدْ رُوِيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. اَنَّفِ النَّذْرِ نَذْرِ اُلُجُدُ كَفَّارَةَ يَمِينَ كَفَّارَةِ يَمِينَ اُلُجُدُ, bir adam nezrederse onda kefareti yemin orucudur. Yani nezretti de ifa etmedi, o nezrini yapmadı, kefareti yemin verir diye rivayette de geldi. فَمِمَّا رُوْيَ فِي ذَلِكَ, nezir de kefareti yemin orucudur meselesinde varid olan hadislerdendir. Ma ol bir hadis ki haddesena Yunus İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemiş. Kale haddesena İbn-i Vehbi. Kale akhberena Cerir İbn-i Hazim. En Muhammed İbn-i Zübeyri Temimi. An Ebihi an İmran İbn-i Hüseyin. An İmran İbn-i Hüseyin. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Resulullah Efendimiz buyurdular ki La nezre fi gadab. Gadab'da nezir olmadı. Ve kefaretuhu kefareti yemin. Onun kefareti de kefareti yemindir. Şimdi gazepteki nezir olmadığı manası ne demek? Adam asabileşti, bir şeye kızdı, nezriliyor. Bunda nezir yok. Nezir yani gazep halindeki nezre hüküm mü yok demek?
Yoksa ne gadab halında nezir ederse o nezri yapmasın, kefareti yemin mi versin? Bu iki ihtimal da var. La nezre fi gadab. Gadab'da nezir yok. Evet, onun kefareti nedir? Kefareti yemin demek ki. Gadab halında anlaşılıyor ki bunun gadab halında bir adam nezir ederse o nezrinin kıymeti yok. Yalnız o nezri yaptığından dolayı kefareti yemin versin. حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد أم محمد بن الزبير فذكر بإسناده مسلم أين حديث شريف إمام طحاوية يونس رواية إليه حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو سلمة المنقري قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن الزبير الحنظلي فذكر بإسناده مسلم. Bu hadisi şerifi bu isnatla İmam-ı Tahavi İbn Ebi Davud'dan da rivayet ediyor. Haddesena Ahmed ibn Abdülmü'minil Mervaziyyü قال حدثنا علي ibn Hüseyin قال حدثنا عبادة ibn Avvam قال حدثنا محمد ibn Zübeyr فزكره بإسناده مثله. Yani İmam-ı Tahavi Ahmed ibn Abdülmü'minden de bu hadisi şerifi rivayet ediyor. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا خالد بن عبد الله حا وحدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن رجل عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. يعني إمام الطحاوي أين حديث شريف علي بن معبد عند روايته. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة. يحيى بن أبي كثير في يمامة ساكن olan يحيى أنه حدثه وروايته لديك أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن أبا سلمة يشتك يخبر عن عائشة وده هزرة عائشة رضي الله تعالى عنها دون خبر بريوزه قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هزرة عائشة لديك رسول الله فمن يردرك لا نذر في معصية معصية نذر أمدي وكفارته كفارة يمين ومن كفارته كفارة يمين. Yukarıdaki hadisi şerifte gadab halında nezir olmadı. Fakat bu daha açık. Masiyette nezir olmadı. Bir adam bir günah işlemeye yemin ediyor. Mesela yemin ediyor ki anasıyla konuşmayacak. Babasıyla konuşmayacak. Bir adamı öldürecek. Yani bir kötü iş yapacak. Günah olan bir işi nezretti diye yapması mı lazım? Yok, yapmayacak. Masiyette nezir olmaz. Yemin ettik, kefaretini verir. Kefareti de nedir? Kefareti yemin. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle akberani Amr ibn-i Haris en Ka'b ibn-i Alkama en Abdurrahman ibn-i Şemmâsetel Mehdi en Ebil Khayr en Ukbet ibn-i Amir enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Ukbet ibn-i Amir dedi ki Resulullah Efendimiz buyurdular kefaretin nezri, kefaretin yemini. Nezrin kefareti nedir? Kefareti yemindir. Yani nezretti de o nezrini yerine getirmedi ise ne yapar? Yemin kefareti verir. Yemin kefareti Kur'an-ı Kerim'de geliyor ya. فَتَحْرِيرُ رَقَبَ مُؤْمِنِ. Mümin olan bir köleyi azad edecek. اَوْ اِتَامُ عَشَرَةُ مَسَاك۪ينَ اَوْ كِسْوَتُونَ. Ya o fakiri yedirecek ya bir sağlayacak. Yahut da üç gün oruç tutacak. Ev ile geliyor. Evde geldiğinden mukayyer bu üç şeyin hangisini arzu ederse onu yapar. Haddesene, evet. Yunus, kâle haddesene ibn-i Vehbin, kâle semiyatü Yahya ibn-i Abdillah ibn-i Salim, yuhaddisu an İsmaila bin-i Rafi'a, en Khalid ibn-i Sa'id, en Ukbet ibn-i Amir, yani Ukbet ibn-i Amir'den civati iledi. قال عقبة بن عامر buyurdular ki أشهد ben şehadet ederim لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini işittim. Ben buna şehadet ederim. Yani şehadetle tehdit ediyor ki, zannetmeyin öyle başkalarından işittim. Ben bizzat Resulullah Efendimiz'den de işittim. Siz olur ki şüphe edersiniz ki belki Resulullah'tan işitmedim. Eşhedü. Eşhedü kelimesiyle tehdit ediliyor. Yani muhakkak işittim. Yekulü derdi ki men nezere nezren. Her kim bir nezir nezrederse, öyle nezir ki lem yüsemmili. Tesmiye etmedi. Neyi? Yemin etti ama ne iş yapacak onu beyan etmedi. Allah için nezrim olsun. Ne yapacaksın? Bir şey söylemedi. Ne lazım gelir şimdi buna? Ne yapacak ki bu nezrin yerini getirmiş olur? Bir şey söylemedi. Öyleyse kefaret yeminin. O kefaret verecek. Başka çare yok. Çünkü nezrin sonunda ne yapacağını zikretmedi. Zikretmediği gibi meçhul kaldı. Böylece kefaret tereddüt etti. O da nedir? Kefaret yeminin. Hatırımdayken söyleyeyim bu. Ukbet ibn Amir'in. Hani demin söyledim ya. Garbi fethetti bu. Etti ama bu üç defa garbi fethettiler. Tekrar döndü. Bu Berberiler Müslümanları kestiler. Aciz kaldılar. En nihayet dediler ki bu böyle olmaz. Ukbet ibn Amir'i gönderdiler. Kumandanını tayin ettiler. Orduyu aldı. Dedi ki Hicaz'da her kabileden adam alalım. Kabileyi kendisi oralarda tevekkül edecek kabileleri çağırdı. Orada aldığım yerlerde yerleşip kalacak kabileler gelsin. Kabileler kalktılar. Kimi 10 bin, kimi 5 bin, kimi 20 bin artık kabilesine göre. Bunları aldı Mısır'a gittiler. Mısır'da bir müddet kaldı. Mısır valisi dedi ki ya çok asker buldu. Mısır üzerinde bu kaldığı müddetçe daha oluyor yani. Pahalılık oluyor, kalabalık oluyor. Sen bir an evvel çık. Oradan ordusunu aldı. Dedi ki şimdi ben ileri seferler gibi geçsem, Cezayir'in içine geçsem gene oralar dönecekler, bunları öldürecekler. Bu sefer esaslı bir şekilde yapayım ki daima Mısır'la ittisalım olsun ve Mısır'dan geriden medet gelsin. Benim de bir kaide-i helliyem olsun. Oradan yavaş 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 fethedeyim ve bu kabileleri yerleştireyim ki bir daha Cezayir'i harp Müslümanların elinden çıkmasın. Bu şimdiki Libya var ya, Libya'ya gitti. Libya'da bir yer aradı. Orada bir meşelik buldu. Bir yerde ne derler meşeye? Orman. Fındalık. Orman. Orman dedi ki bu ormanı keselim. Bu ormanın yerinde su var. Burada bir şehir yapalım. Bu merkez olsun. Buradan Cezayir'e doğru gidelim. Dediler ki bunu yapalım ama bu ormanın içerisinde vahşi hayvanlar var, yavru yapmışlar, yavruları var, kuşlar var, yumurtaları var. Dedi ki münadiler çıkardı. Bu ormanın etrafını dolanın, 3 gün bu hayvanata mühlet verin. 3 gün zarfında hepsi çıksın, biz burayı kesip şehir yapacağız. Münadiler çıktı, bu keramet, vahşi hayvan insanın dilinden ne anlar? Ormanın etrafını bağırdılar ki 3 gün size mühlet, bu ormanı boşaltın, biz bu ormanı şehir yapacağız, size zarar gelmesin. Bu nidadan sonra tarihlerde diyor ki aslanlar yavrularını alıp çıkmaya başladı. Yılanlar yumurtalarını alıp götürüyor. Fareler kendi yavrularını götürüyor. Bütün hayvanat dışarıya taşındı. 3 gün zarfında hiç ormanda kimse kalmadı. Ondan sonra o ormanı kestiler, onu şehir yaptılar. Şehrin ismi ne? Gayrevan. Gayrevan koydular işte. Şimdi Gayrevan'ın yeri bu. Oraya, merkezini oraya koydu. Ve Mısır'daki esas valiye de yazdı ki, bize daima medet gönder, erzak vesaire. Gayrevan'a, Gayrevan'dan da Cezayir'e. Artık ondan sonra Cezayir'i yavaş 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 fethetti. En nihayet şimdi kim Merrakeş diyoruz ya orada. Denize kadar vardı, daha gerisinde arazi yok dedi. Ya Rabbi daha arazi olsaydı senin elâ-i kelimetullah için, senin dinini ileri götürmeyi için giderdim ama daha ileri çok. İşte oradan döndü, Rukbe denilen bir kasabada Berberler ordusu dağını kaldıydı, kendisini orada şehit ettiler, orada metruldu.
adını, o şehrin adını Seyyid-i Ukbe koydular. İşte bu Ukbe İbn-i Amir. Bunun çok isim geçiyor. Cüheyne kabilesinde. Cüheyne. İşte. Evet. Ve zekeru fî zâlike eydâ. Nezrin kefareti, kefareti yemindir diye bunda rivayet edilen hadislerdendir. Ma'ul bir hadis yekad haddesena yunus. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن عافري أن أبي عبد الرحمن الحبري أن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نزلت عقبة بن عامر همشرس نزلتك أن تمشي إلى الكعبة كعبة يايك يوريا نولدو هالدا خافية أيال شبتك ولدو هالدا أيان هش بشي يميدي شبتك أيان قمدا يوريدي غير مختمرة başına da bir şey örtmeyecek. Başı açık. Halbuki baş açık bir defa caiz değil. Çünkü saç avret. فَزُكِرَ ذَٰلِكَ فَزَكَرَ ذَٰلِكَ عُقْبَةٍ Bu nezri yaptı. Kardeşi Ukbe de bunu geldi. Zikredi eyledi. Şöyle de haber verdi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Fekale dedi ki Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki Mür uhteke sen kız kardeşine emret fel terket hayvana binsin vel tahtemir başını da örtsün vel tesun selasete eyya üç gün oruç tutsun. İşte bak kefaretini de emretti. Demek ki bu neziri olsun. Yalnız o ne nezretti? Beytullah'a gidecek. Asıl maksat o. Yani Beytullah'a gitsin. Gidecekse de. Fakat binmeyecek, başı açık olacak. Bunlar caiz değil. Fakat bunları hayvana bindiğinden dolayı ve başını örttüğünden dolayı yeminini bozuyor. Buna kefareti yemini. Kefareti yemin de ne dedi? Üç gün oruç tutsun. Halbuki fekkürake beyi zikretmedi ki. Tam aşereti mesakin. Onu da zikretmedi. Niçin üç gün oruç tutsun diye bunu söyledi. Demek Resulullah Efendimiz onun hali fakrini biliyordu ki bu fakir. Bu ne o fakiri yedirebilir, duyurabilir, ne de bir köle azat edebilir. Onun için fakir olduğunu bildi de üç gün oruç tutsun dedi onu. Haddesena Ali ibn-i Şeybe, kâle haddesena Yezid ibn Harun, kâle akberena Yahya ibn-i Sa'id, en Ubeydillah ibn-i Zahri. أنه سمع أبا سعيد الرعيني يذكر عقبة بن عامر مثله أين بو حديث شريف إمام الصحابي علي بن شيبة فريق لدى رواية لدي حدثنا الحسن بن عبيد الله بن منصور قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحري عن أبي سعيد اليحسبي عن عبد الله بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله İmam-ı Tahavi, Hasan ibn-i Ubeyd terikiyle, Ubeydullah terikiyle de aynı hadisi şerifi rivayet edildi. Kalu, bunlar dediler ki, Fetilke selâsetü leyyâm, bu ikinci mezhebin sahipleri. Şimdi birinci mezhep ne dedi? Resulullah Efendimiz emretti, binsin, başını örtün. Valtesum selâsete eyyâm, onların getirmiş olduğu hadislerde, gelip getirmiş olduğu hadislerde yok. Dediler ki ona yalnız Beytullah'a gidecek. Daha hiçbir şey lazım gelmez. Ne kefareti yemin ne hediye bir şey lazım gelmez. Binsin yalnız Resulullah Efendimiz emretti. Binsin o başını dörtsün. İkinci mezhep sahipleri dediler ki hayır kefareti yemin de lazım gelir. Sizin getirmiş olduğunuz hadislerde yemin zikredilmiyor. Fakat başka rivayetlerde yemin de var. O üç gün oruç da var. Sonra diğer rivayetler illa nezir yaptı mı, nezri bozdu mı, yemin manasına da kefareti yemin var. Birçok hadis-i şerifler getirdiler bunlar. Getirdikten sonra faalû bunlar dediler ki fetilke selâsetü leyyâm üç gün oruç tut diye ona emretmesi innemâ kânet kefâretin liyemînihâ. Üç gün oruç tutsun dedi ne için? İşte yeminine kefaret için. Elleti öyle yemin ki kânet dihâ hâlife. Rukbetün âmirin kız kardeşi yemin etmişti ya. İşte o yeminini bozduğundan dolayı ona kefaret oluyor. بِقَوْلِهَا كَنْتَ قَوْلِيلَ لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنَا حَجَّ مَاشِيَةَ Böyle dedi, ben Allah için yaya hac edeceğim. Yani yalın ayak baş açıp. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki hayır binsin,
Fakat bu ne oluyor? Yeminini bozmuş olduğundan dolayı yemin manasınadır nesil. Kefareti yemin versin. O da üç gün oruç tutsun. Fakat delle ala zalik. Buna delalet eyledi. Ma ul bir rivayet ki haddesen ibn Ebi Davud. Kale haddesena Sa'id ibn Süleyman. En şüreykine Muhammed ibn Abdurrahman Mevla Ali Talha. En küreybin an ibn Abbas. Kale ca'a racülün ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Resulullah Efendimiz'e geldi. Fekale dedi ki ya Resulullah inne uhdi nezeret. Benim kız kardeşim yemin etti. En tehucce maşiyetini yaya olarak hac eder. Bir adam geldi. Küreyb adamı bilmiyor. Fakat diğer rivayetler tehdit etti. Gelen kim idi? Ukbet ibn Amir. Fekale dedi ki inne allaha la yesne'u bi şekai uhdike şeyyen. Peygamber Efendimiz dedi ki inne allaha Cenab-ı Hak la yesne'u işlemez bir şekayı uhdike senin kız kardeşinin şekasıyla şeyin bir şey. Yani kendisini zehmete meşakkate sokacak kız kardeşin. Bunu Allah-u Teala buna razı olmaz. Ve bu kendisine de bir faydası yok. Allah'a karşı da bir ibadet değil yani. Litehucce rakibeten bu hayvana binerek hac etsin. Ve tükeffiren yeminiha yeminine de kefaret versin dedi. Bak. Bu hadis-i şerif de teyit ediyor ki nezir ne manasına geldi, yemin manasına geldi. Şimdi kaç kavur oldu? İki kavur. Kavurun birisi bir adam nezir ederse, nezir yemin manasına olursa, onu bozarsa ne lazım gelir? Olsun, hiçbir şey lazım gelmez. İşte bu hacca gidecek adam yalnız hacı yapacak fakat binecek ve başını örtecek bir kefareti yemin de yok. Birinci kavulu. İkinci kavulu dediler ki hayır. Bu haccını yapacak. Fakat hayvana bindiğinden dolayı başını örttüğünden, ayaklarında giydiğinde ne edecek? Yeminini bozduğundan kefaret yemin verecek. Üçüncü bir kavul daha var. Ve hâlefe hâulâ eyzâ âherûn. Başka alimler bunları da bu ikinci alimlere de muhalefet ettiler. İkinci birinciye muhalefet etti. Bu üçüncü de ikinciye muhalefet etti ki siz de meseleyi noksan söylediniz. O nezri bozdu mu? Hem kefareti yemin var hem de hedi var. Bir hedi de var. Siz bunu getirmediniz. Fekalü dediler ki ben ne'muru biz emrederiz. Hazellezi nezer. O nezreden adama ne nezretti? En yahucce maşiye. Ya hacca gideceğim diye yemin eden adama emrederiz. En yerkebe bine, hayvana bine. Ve yukeffire yeminehu, yeminine de kefaret verer. İmkâne erâde yeminen, eğer yemin murad ettiyse, o lillâhi aleyye demesiyle yemin murad ettiyse. Ve ne'muruhu ma'hâzâ, kefareti yeminle beraber biz ona emrederiz. Bil hediyi, bir de hedi meselesi. Kurban götürüp kurban kesecek. Mekke'de. Ve kâne minel hücceti lehum. Bunların lehine olan hüccettendir. Fizalik bu hediyin vacip olması hakkında enne Ali ibn Şeybe kad haddesena. İmam-ı Tahavi diyor ki Ali ibn Şeybe bize rivayet eyledi. Kale haddesena Yezid ibn Harun. Ona da Yezid ibn Harun rivayet eylemiş. Kale akberena İmam ibn Yahya. Ona da İmam ibn Yahya rivayet eylemiş. En katadeten ekrimi. Katadeten rivayet ediyor da işte. Allah aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi. Fe ahberehu haber verdi ki enne uhtehu kız kardeşi nezeret nezreyledi en temşiye ile Kabe'ti Kabe'ye gide hafiyeten yalın ayak olduğu halde naşizeten şâraha saçlarını da açıp bıraktığı halde başını hiçbir şey örtmeden. Böyle nezretti diye haber verdi. Yani Resulullah Efendimiz'den öğreniyor ki ne bunu yerine mi getirsin? Yok devam etsin. Yoksa bunun bir çaresi var mı? Fekale lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona dedi ki mürha git kız kardeşine emret. Fel terkep hayvana binsin yaya yürümesin. Vel tahtemir saçını da örtsün. Vel tühdi hediyen bir hediye de götürsün orada kessin. Şimdi burada da kefaret yemin yok bu rivayette. Yukarıki hadislerde kefaret yemin vardı. Fakat bu Ali ibn Şeybe'nin rivayetinde hediye var. Kefaret yemin yok.
Şimdi böyle iki hadiste iki kayıt gelirse o kayıtları toplarız. Mutlak mukayyede hamledilir. Usulü fıkıhta kaide var ya, bir hüküm bir yerde mutlak gelir, bir yerde de mukayyet gelirse o kayıdı mutlaka de gözetiriz. Mutlak mukayyede hamledilir demek o. Yani o mutlakı alırız. O mukayyet de zaten aynı hükmü hem mutlak olarak alıyor hem de mukayyet olarak alıyor. Onu da alırız. E şimdi burada bir hac meselesi var. Mutlak o. Üç kavre göre de hacı yapacak. Birinci kavre göre ne kefareti yemin var ne hedi var. Yalnız hacı yapacak. Onu oradan aldık. O mutlak. İkinci kavrün sahipleri birçok hadisler getirdiler ki hacı yapacak fakat bir de yeminini bozduğundan dolayı kefareti yemin ödeyecek. Ha, o kayıt işte o birinci kayıdı oradan aldık. Bu hacını yapacak bir de kefareti yemin verecek. Sonra Ali İbni Şeybe'nin bu rivayetinde Resulullah Efendimiz emrediyor ki bu bir hedi de götürsün kessin. Bir kurban da kessin. E şimdi kefareti yeminin üzerine o bir kayıdıydı. İkinci bir kayıt daha geldi. O da ne? Hedi. Bunu da oraya aldık. İşte mutlak mukayyede hamledildi. Evet. Şimdi hem hacca gidecek, hem kefareti yemin verecek, hem de bir hedi, bir kurban kesecek. Peki bu kadar mı? İmam-ı Tahavi Ali İbni Şeybe'den rivayet eyledi. Fakat bir rivayet daha var. Haddesene İbni Ebi Davud. İmam-ı Tahavi diyor ki İbni Ebi Davud bize rivayet eyledi. Kale haddesene İsa İbni İbrahim. Kale haddesene Abdülaziz İbni Müslim. Kale haddesene Matarul Verrak. En İkrimeten Ukbet İbni Amir el-Cüheni. Kale. Yine İkrimeden rivayet ediliyor bu da. Bu rivayette İkrime Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ediyor. Fakat Ukbet ibn şeyden, Abdullah ibn Abbas'ın değil, Ukbet ibn Amir'den rivayet ediyor. قال نزرت اختي ان تمشي الى الكعبه. Benim kız kardeşim Beytullah'a yaya gitmeye yemin etti. فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Peygamber Efendimiz geldi onu gördü buyurdu ki: "Ma li hadihi?" Bu nedir? Niye yaya yürüyor böyle baş açık yaya yürüyor diye sordu. قالوا نزرت ان تمشي الى الكعبه. Yemin etti ki yaya Beytullah'a gidecek. Fekale dedi ki اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌ عَمْ مَشِّهَا. Cenab-ı Hak bunun meşakkat çekip yaya yürümesinden müstağni. Mürha ona emrit fel terk et binsin vel töhdi bedeneten. Bir devede kurban kessin. Şimdi birinci hadiste hedi. Hedi deyince deveden olur, sığırdan olur, koyundan olur. Mutlak. Fakat bu ikinci de bedene dedi. Bedene büyük hayvana derler. Deveden olacak yahut da sığırdan olacak. Yani koç, koyun götürse olmaz. Fihâdel hadis ve hadis-i şerif doğrucudur ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emreha bil hedi. Onun hedi götürmesini, kurban kesmesini emretti. Niçin? Limekâni rükûbihâ. Yaya yürümedi de bindik. Bindiğinden dolayı binsin ve yeminini bozsun, o hadide götürsün, kessin. Öyleyse şimdi hadisler muhtelif oldu. Üç türlü hadis geldi. Hadis birbirlerine müteariz. Üç türlü hadis var. Binaenaleyh ulemada üçe ayrıldı. Üç mezhep oldu. Nasıl bunları telif edeceğiz? Hadislerin arasını nasıl telif edeceğiz? Buna İmam-ı Tahavi tasih diyor, telif demiyor da. Diyor ki فَتَصْحِيهُ هَذِي الْاَثَارِ كُلِّهَا. İşte bu eserlerin, bu hadislerin hepsinin tasihi yucibi icap eder ki en yekûne ola hükmü men nezere. Nezreden adamın hükmü. Neyi nezreden? En yehucce maşiyen. Yaya hacca gitmeyi nezreden adamın hükmü ola. Ne ola? En yerkebe bine. Yine habbe zalim, arzu ederse. Yok, gücü çatıyor da yaya yürüyecek, binmeyecek, yürüsün. Ona kimse bir şey dediği yok. Aciz olursa, arzu ederse binsin. Yine habbe zalim. Ve yuhdiye hediyen. Fakat bindiğinden dolayı bir kurban kessin. Ne için? Literkihil meşye. Yaya yürümeyi terk ettiğinden dolayı. Çünkü yemin etmişti. وَيُكَفِّرَ عَنْ يَم۪ينِهِ. Bir de yemininden kefaret versin.
Ne için? لِحِنْثِهِ ف۪يهَا Yemininde halis olduğunda. Şimdi o hacca gidiyor. Yaya yürümedi de bindiğinden dolayı hedi vacip oluyor. Yemininden halis olduğundan dolayı da kefareti yemin lazım geliyor. İşte bu eserlerin hepsini topladık. Bir araya koyduk. Bunlardan bir hüküm çıkardık. O hüküm de ne? Böyle nezreden adam o nezrini yapacak ama fakat aradaki kendisini meşakkate sokacak, yaya yürümek başaracak, bunları kaldırıp atacak, yeminini bozduğundan dolayı kefareti yemin verecek. Bir de bu azmetmişti ki yaya yürüyecek, yaya yürümedi de binerse, arzu ederse biner, onun için de bir kurban keser. Ve bihâde kâne Ebu Hanife'de ve Ebu Yusuf ve Muhammed yekûlû. Bu üç imam da işte böyle hükmederdiler, böyle derdiler ki böyle bir nezreden adam hem hac yapacak, hem kefareti yemin verecek, hem kurban kesecek. Yani üçüncü kevli aldılar. Ve bihâde kâne Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed yekûlû. Kâle değil de. Kâne yekûlûn, yekûlûn geliyor zaten. Kâne yekûlûn derdiler, araya fail araya girdi. Ve bihâde kâne oldu. Ebu Hanife de ve Ebu Yusuf ve Muhammed oldular. Nedir, ne oldular? Yekûlûne der oldular. Ve emmâ veçhün nazar fî zâlik. Bunda kıyasa gelince فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا Ulemadın bir kısmı dediler ki لَيْسَ الْمَشْيُ بِمَا يُوْجِبُهُ نَذْرٌ Kendisine vacip kıldığı nezirde, nezir geliyor ya, orada yürümek nezir değildir diyor. Ben yürüyeceğim diye. Esas nezir hac. Ama yaya yürüyecekmiş. Bu nezir değildir diyor. لَأَنَّ ف۪يهِ تَعَبًا لِلَبْدَانِ Yürümekte vücuda yorgunluk vardır. وَلَيْسَ الْمَاشِ فِي حَالِ مَشِّهِ Yaya yürüyen adam, yaya yürümesi halinde olmadı. فِي حُرْمَةِ اِحْرَامٍ İhramın hürmetinde olmadı. Yani ihramda bir hürmet var ya, ihtiram edecek, onu birçok mahsurlardan kaçıracak. Halbuki yaya yürüyen adam bunlara dikkat edemez. Meşakkatli olduğundan فَلَمْ يُوْجِبُ عَلَيْهِ الْمَشْيَ Yaya yürümeyi ona vacip kılmadılar. وَلَا بَدَلًا مِنَ الْمَشْيِ Meşiden bir bedel de kılmadılar. Cemaatin birisi yaya yürümeyi nezretmiş, bunun kıymeti yok, binsin diyorlar. Ne bir kefaret, bir şey, hiçbir şey lazım gelmez diyorlar. Bedeli yok. Bu birinci kavuz sahipler öyle demediler mi? Evet, öyle dediler. Böyle dediler. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Biz buna nazar ettik. فَرَئَيْنَا Biz gördük. El-Hacce gördük ki fiha hac olucudur. At-tavafı bil-beyt, beytullahi tavaf, vel-vukufu vukuf, be-arafete, arafete, ve bi-cem'in müzdelifede. Beytullah'a giden adam ne yapacak? Tavaf yapacak. Bir, Arafa'da çıkıp vakfe yapacak. İki, Müzdelife'ye gelecek, vakfe yapacak. Üç, bu üçü de hacda var mı yok mu? Var. Ve kânet tavafu, tavaf oldu. Minhu, bunlardan. Ma bi şey ki yef'aluhu r-reculu fi hali ihramihi. Hali ihramında işler. Bu iki türlü. Bir, gittiği vakıtta tavafı kudumda, ihram halinde tavafı yapacak. Bir de bayram günü gelip farz olan tavafı yapacak, onu da ihramsız yapacak. Demek ki bu tavafa baktık, tavaf da olucudur diyor. Ve kânet tavafı tavaf oldu. Minhu o tavaftan ma bir kısım oldu ki yef'aluhu r-racul fi hali ihramihi. Bir adam ihramı halinde yapar. İlk gittiği vakitte vahva. Tavafı ziyare. Tavaf, yani tavafı kudum. Tavafı ziyare dedi, tavafı kudum. Ve minhu yine tavaftan oldu. Ma bi tavafi yef'aluhu ba'de en yuhille min ihramihi. İhramını çözdükten sonra. Bayramın birinci gel, günü şeytani taşlar. Evet, kurbanını keser, tıraş olur, ihramdan çıkar, ihramı çözer. Ondan sonra gelir, farz olan tavafı yapar. Bir de bu oldu bak, o tavafı hassadır. Veda tavafı. Veda tavafı dedi ama tavafı ifade de böyle. Tavafı ifadeyi söylemedi. Evet, ihramsız yapar. Ve kâne zâlik kulluhu min esbâbil hac. Bunların hepsi haccın esbaplarındandır. Yani hacca aittir. قَدْ اُر۪يدَنْ يَفْعَلَهُ الرَّجُلُ مَاشِيًا Bunları maaşı olarak yapacak. Tavafi
maaşı olarak yapacak. Gerek birinci tavafi, gerek ikinci tavafi. Evet. İnsanın yaya yürümesi, yapması murat olundu. Ve kâne min fe'alihi ve kâne oldu. Men bir kimse ki fe'alehu, bunu yaptı. Rakiben, bir hayvana binerek geldi, yaptıysa bu oldu. Mukassiren, mukassir oldu. Esas murat olunan yaya yapmasıydı. Tavafi yapmadı da bir hayvana bindi yahut da şiktif diyorlar ya, şiktife bindi yahut da arabaya bindi, arabayla yaptı. Bu noksan etti. Esas şey olan yaya yapmasıdır. Hatta tavafta, sa'ide yaya yürümesi vaciptir. Bir adamın kudreti varken yaya yürümez de bir şeye binerse kurban vacip olur. Mukassir olduğundan dolayı. Ve cu'ile aleyhi dem. Özrü yokken bunları yaya yapmadığından ona kurban vacip kılındı. Hâzâ izâ kâne fe'alehû, eğer bunları binerek yaparsa la min illetin ille sebebiyle değil. Bir de var ki illeti var, özrü var. Ona kurban vacip olmaz. Kalp hastesi yahut da ayağı kırık yahut da pek ihtiyar haste, o başka, o mazur. Keyif için. Adam binerek yapıyor. Ona kurban vacip oldu. Şimdi demek ki bazı yerde haccın sebeplerinden bazılarında yaya yürümek var. Şimdi meseleyi oradan tutuyor. Bunu gördük diyor. Ve in kana fa'alehu min illetin, yok bunu bir illet dolayısıyla işlerse fe innen nase muhtelifune fi zalik. Bunda da nas muhteliftirler. Yani ulema ihtilaf etti. Bir adam illetsiz bindi şüktüfe yahut da arabaya tavafını sayini yaptı. Ne lazım gelir? فَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْضِهِ dediler ki لَا شَيْءَ عَلَيْهِ, onun üzerine hiçbir şey yoktur. وَمِمَّ evet, bir şey lazım gelmez. وَمِمَّنْ قَالَ بِذَالِكَ اَبُوْ حَنِيفَةَ وَاَبُوْ يُسُفْ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ evet, madem bir illet dolayısıyla yaptı, özrü var, özrü dolayısıyla yaptı, ondan bir ceza lazım gelir mi? Lazım gelmez. Ve biz İmam Ebu Hanife'nin mezhebi de bu. Adam özür dolayısıyla gerek tavafta, gerek sa'ide binerek yaparsa bir şey lazım gelmez. Ve kâle bâduhum, bazı alimler de dediler ki aleyhi dem. Evet, bu adam özürlü ama fakat ayrıca kurbanda vaciptir o, dediler. Ve hâzâ huven nazaru indene. İmam-ı Tahavi diyor ki bizim indimizde kıyas olan da budur. Niye? O adam bir kusur yaptı. Haste olduğundan dolayı efali hacci istenilen şekilde yapamadı. Haste binerek yaptı. Öyleyse kusur etti. O kusuru telafi için bir kurban kesmesi lazımdır dedi. İmam-ı Tahavi burada Hanefilerden ayrıldı. لَاَنَّ لَعِلَلَ delil de getiriyor. İlletler اِنَّمَا تُسْكِتُ الْاَثَامِ günahları iskat eder. فِنْتَهَاكِ الْحُرُمَاتِ haram olan şeyleri yapmakta adamın bir illeti varsa o günah tereddüt etmez. Günahı iskat eder. وَلَا تُسْقِتُ الْكَفَّارَاتِ kefaretleri iskat edemez. İmam-ı Tahavi'nin delili bu. Mesela bir adam sefere çıktı. Sefere çıkmasında orucunu yiyebilir mi, yemez mi? Sefer illet mi değil mi? İllet yer. Bu adama günah tereddüt eder mi? Etmez. Fakat Ramazan ondan sakit oldu mi? Olmadı. Olmadı. Sonra kaza edecek mi, etmeyecek mi? Ha işte İmam-ı Tahavi buradan getiriyor. Bu adam haste. Yaya tavaf edemiyor. Biner. Biner. Binerek tavaf ettiğinden dolayı ona günah tereddüt etmez. Ama bunu ne yapacak? Onun cezasını ödeyecek, bir kurban kesecek. Ela tera, sen görmez misin? Allah Subhanahu ve Teala Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kâle buyurdu, estaizu billah, ve la tehliku rûsekum hattâ yebluvel hedyu mehille. Siz başınızı tıraş etmeyin ta hedi yerine varıncaya kadar. Yani onun vakti gelip de kesinceye kadar, evet, başınızı tıraş etmeyin. Ve kâne halkur râs, başı tıraş etmek oldu, harâmen alel muhrim. İhramda olan adama haram oldu, fi ihramihi, ihramında illa min uzrin, illa uzur dolayısıyla değil. Yukarıda okuduk di, kimi okuduk di? Kâb ibn-i Acure değil miydi? Malik ibn-i Acure mi, Kâb ibn-i Acure mi? Okuduk ya, getirdiler bitler yüzünden
Kâb-ı İbn-i Ucure. Dedi ki başım bitlendi. Beni Resulullah Efendimiz'e götürdüler. Bitler yüzüme dökülüyor. Evet. Resulullah Efendimiz bu hala düşeceğini ben zannetmedim. Başını tıraş et. Başını tıraş etti. Şimdi mührim başını tıraş etmesi haram değil mi? Haram. Nasıl bunu yaptı? Özür olduğundan dolayı günah tereddüt etmez ona. Özür olduğundan dolayı günah tereddüt etmedi ve Resulullah Efendimiz'in emriyle başını tıraş etti. Fakat cezası ne bunun? Bir kurban. Bu kurban sakit oldu mu? Yok. Özür dolayısıyla başını tıraş etti. Sonradan ceza kurbanını kesti. Evet. Diyor ki haram olduğunu nereden çıkardın sen? Ya Cenab-ı Hak buyurdu ya وَلَا تَحْلِقُوا رُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ Kurban mehalline kadar, kurbanı kesinceye kadar, bayram gününe kadar başınızı tıraş etmeyin. Tıraş etmek haram. Fakat illet dolayısıyla, bir sebep dolayısıyla tıraş ederse günah tereddüt etmez. Ama onun kefareti gene var, cezası var. فَاِنْ حَلَقَهُ Adam tıraş ederse فَعَلَيْهِ الْاِثْمُ وَالْكَفَّارَ Üzürsüz tıraş ederse hem günahkar olur hem ceza tereddüt eder. وَاِنْ اِذَرَّ اِلَى حَلْقِهِ Yok, muzdarr olur da bir illet dolayısıyla başını tıraş ederse فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَ Onun üzerine kefaret olucudur. وَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ Ona günah yoktur. Öyleyse فَكَانَ الْعُزُرُ Üzür oldu. يَسْكُتُ بِهِ Üzür, üzürle sabit olur. الْاَثَامُ Günahlar. وَلَا يَسْقُتُ بِهِ الْكَفَّارَةِ Kefaretler sakit olmaz. Günahlar sakit olur. Kefaretler sakit olmaz. فَكَانَ يَجِبُ فِي النَّزَرُ Öyleyse kıyasla vacip olur oldu ki اَنْ يَكُونَ كَزَالِكَ Böylece ola. حُكْمُ الْتَوَافِ بِالْبَيْتِ بَيْتُ اللّٰهِ Tevaf da böyle ola. Kıyasa bakarsıksa. Böyle ola. اِذَا كَانَ مَنْ طَافَهُ رَاكِبًا لِزِّيَارَةِ Bir adam ziyareti tavaf ederse, yani farz olan tavafı yaparsa la min uzrin özürsüz değil, özürsüz olmayarak binerek deveyle yahut da hayvanla yahut da şıktifine geldi tavaf etti. Fe aleyhi demun buna kıyas edilirse ona dem lazım gelir. İlla en yekune men tafehu illa tavaf eden adam olursa min uzrin bir özür dolayısıyla rakiben kezalike izâ evet özür dolayısıyla binerse evet günah tereddüt etmez. Yani özürsüz tavaf ederse hem günah hem kefaret tereddüt eder. Yok özür dolayısıyla binerek tavaf ederse yukarıdaki başını tıraş eden gibi günah olmaz fakat kefaret tereddüt eder. İşte bu da İmam Tahavi'nin kıyası oldu. وَلَاكِنَّ حُكْمَ النَّظَرْ فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda kıyasın hükmü وَهُوَ قِيَاسٌ قِيَاسٌ bir kıyastır. Kavli Züfer, Züfer. Kıyasu kavli Züfer. Züfer'in kavlunun kıyasıdır. Demek buna İmam-ı Züfer buna demiş. İmam-ı Tahavi de oraya gitmiş. İmam-ı Züfer illa buna cezada lazım gelir demiş. وَلَكِنَّ الْبَحِنِيكَ يَتَرْبِيهُ اللّٰهُ تَعَلَى وَلَكِنَّ اَبَا حَنِيفَةَ وَاَبَا يُسُفْ وَمُحَمَّدًا Oraya elif ister, elif yazın. Bu imamların üçü لَمْ يَتِعَدُوا kılmadılar. اَلَا مَنْ تَعْفَ بِالْبَيْتِ بِيْتُ اللّٰهِ tavaf eden adam üzerine vacip kılmadılar. Tavafı ziyareti, tavafı ziyareti tavaf eden adama kılmadılar. Ne olduğu halde tavaf eden? Rakiben min uzrin özür dolayısıyla binerek tavaf eden adam üzerine vacip kılmadılar. Şeyen hiçbir şeyi sahibi vacip kılmadılar. Şimdi yukarıda dedi ki İmam-ı Züfer'in kavli kıyasa daha muvafık. Yani kıyas da şudur ki özürlü adam binerek tavaf eder fakat ona ceza lazımdır. Hatta ne dedi? Özürler günahları iskat eder, kefaretleri iskat etmez. Mesela Ramazan'da bir adam sefere giderse orucunu yer, günah tereddüt etmez. Özür dolayısıyla günah yok, günah iskat etti. Fakat orucun kendisini iskat eder mi? Etmez. Yani orucu kaza edecek, tutacak. Bu da öyledir diyor. Özür dolayısıyla farz olan tavafı binerek, rakip olarak tavaf ederse, özürsüz yaptısa hem günahkar olur hem ceza lazım gelir.
özrü var da yaya yapamıyor, bindi. Öyleyse günah yoktur fakat ceza terettüp eder. Kefaret lazımdır. Bu Züfer, İmam Züfer'in kavli ve İmam-ı Tahavi de bunu tercih etti ki kıyası evfakunun da budur. Yalnız İmam-ı Tahavi onu da beyan etmek istiyor ki İmam-ı Züfer ve kıyas ayrıldı burada. Fakat İmam-ı Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed, bu üç imam rahmetullahi aleyhim diyorlar ki özürlü olarak binerek tavaf ederse bir şey vacip değildir. Onların da delilleri var. فَلَمَّا سَبَتَ بِالنَّظَرِ Vaktaki kıyasla sabit oldu. مَا زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz. Yani kıyasa nezer edilirse günah yoktur fakat kefaret lazımdır. كَانَ كَزَالِكَ الْمَشْيُ Yürümek de böyledir. Hacca, yaya yürümek de böyledir. لِمَا رَأَيْنَا Bizim gördüğümüz şekilde. كِ قَدْ يَجِبُ Vacip olur. بَعْدَ فَرَاغِ الْاِحْرَامِ İhramizden farı olduktan sonra İzkâne min esbâbihi. Çünkü onun sebeplerindendir. Haccın sebeplerindendir. Kemâ yecibu fil ihram. İhramda vacip olduğu gibi. Kâne kezâlikel meşhû. Yürümek de böylecedir. Ellezî gablel ihram. İhramdan evvel yürümek. Min esbâbil ihram. İhramın esbabındandır. Hükmuhu. Onun hükmü de. Hükmül meşhîl vacibi fil ihram. İhramdaki vacip olan yürümenin hükmü gibidir. Şimdi tavaf da getirdi ya, ihramdan sonra o ihramdan geldi, hac yaptı, ondan sonra tevafi ziyaret, ihramdan çıktı, tevafi ziyaret yapacak. Burada getirdi ki kıyas olan binerek, özürsüz binerek tavaf ederse günah yok fakat kefaret lazım gelir. Kıyas böyle ya, öyleyse ihramdan evvel, ihrama girmezden evvel yürümek de böyledir. Esas zaten onun için bu kıyası yaptı. Bir adam nezri diyor ki ben yaya hac yapacağım. Daha ihrama girmemiş. Yahut da ihrama niyet etmiş girmiş fakat hala hacca gelmemiş. Tavaftan evvel. Şimdi bu adam nezir dolayısıyla yürümeyi nezretmiş. Hayvana binerse mazur olur. Yorgunluk dolayısıyla hayvana binerse günah tereddüt etmez fakat kefaret tereddüt eder. Onun kavline göre. İşte bu da böyledir. Binaenaleyh bu meselede üç kavul var idi. Üçüncü kavul, bir adam yaya yürümeyi nezrederse hacca, ona ne lazım geliyor? Hacca gidecek, bir, kefaret yemin verecek, iki, bir de hedi, yani kurban kesecek ki işte ona kefaret diyor, üç. İşte bunu da kıyasen ispat ediyor. فَكَمَا كَانَ عَلَى تَارِكِ الْمَشْيِ الْوَاجِبِ فِي الْإِحْرَامِ İhramda vacip olan meşhi terk ettiği edene oldu. Ney? Demündem oldu. Yürümek vacip olan bir şeyi terk ederse, evet ihramda, ona ne lazım geliyor? Dem lazım gelir. Kâne alâ târiki hâzel meşhil vacibi gâblel ihram. Öyleyse ihramdan evvel de vacip olan meşhi terk edene lazım geldi. Demündem ceza lazım geldi. Eyse böylece. وَذَٰلِكَ Bu da vacibün aleyhi, onun üzerine vaciptir. فِي حَالِ قُوَّتِي عَلَى الْمَشْيِ Meşye, yürümeye, kudreti halinde ona vacipti o yürümek. وَفِي حَالِ عَجْزِهِ عَنْهُ Peki yürümekten aciz olduğu gene vaciptir. فِي قَوْلِ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ اِنْدَ Yani aciz oldu ama yürümek ona vacip idi. Fakat aciz dolayısıyla terk ediyor başka. وَذَٰلِكَ دَلِيلٌ لَنَا Bu bizim delilimizdir. Sahihun sahihtirdir. Öyle delil ki sahihtir. أَلَا مَا بَيَّنَّاهُ Beyan ettiğimiz kaide üzerine min hükmü tavafi tavafın hükmünden بِالْحَمْلِ yüklenmekle فِي حَالِ الْقُوَّةِ kuvvetin halında aleyhi anın üzerine ve فِي حَالِ الْعَجْزِ bir var ki kuvveti var, o tavafi yapabilir. Bir de var ki aciz. İşte binaenaleyh binerek tavaf etmenin işte hükmü bu, işte böyle neticeye bağladı. Fakat burada bilmiyorum delilleri getirdi ama İmam Ebu Yusuf'unki daha bir kuvvetli gibi görünüyor ama İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed bu içi de ayrılıyor. Böyle kuvvetli bir delil olsa onlar da o tarafa giderdiler. Çünkü başka misaller de var ki bunlar vacip, kime vacip? Yürümeye kudreti olana vacip. Yürümeye kudreti yoksa, aciz ise
onu terk eder, yani bir kurban da lazım gelmez. İmam-ı Azam'ın esas mesele bu. Üç imam da bununla beraber. Şimdi burada bir itiraz var. Fe'in gâle gâilun. Bir adam itiraz etse, dese ki feizâ vecebe aleyhil meşru. Yürümek vacip olursa, bi icabihi ala nefsihi, kendi nefsine vacip kılmakla yürümek vacip olsa, neyi icap ediyor? En yehucce maşiyen. İyaya hacca gideyim diye kendisine nezretse, vacip etse. Ve kâne yenbeği, hem de layık oldu ki, izâre kibe binerse, en yekûne fî ma'na, maşhur bir manada olur ki, lem yeti getirmedi bima evcebe ala nefsihi. Kendi nefsine vacip kıldığı şekilde getirmedi. Kendi nefsine nasıl vacip kıldı? Ben yaya hac edeceğim. Bu sefer binerse nezrini yerine getirmedi. Kendisine ne vacip idi? Yaya hacca gitmek. Onu yapmadı. Kendisine vacip olanı yapmadı. Feyekûnu aleyhi, o adam üzerine olur. En yehucce ba'de zâlike maşiyen. Binerek hac yaparsa nezrini yerine getirmemiş olur. İkinci bir defa yürüyerek hac etmesi lazım gelir. Niye? Nezrini yerine getirmedi. فَيَكُونُ كَمَنْ قَالَ Bu şu adam gibidir ki dedi لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ اُصَلِّيَ رَكَعْتَيْنِ قَائِمًا Yemin etti ki Allah için iki rekat ayakta namaz kılayım. Sonra kılmadı. فَصَلَّهُمَا قَائِدًا Oturduğu yerde kıldı. Oturduğu yerde kıldığı namaz ayakta kıldığı namazın yerine sayılmaz. O nafile oldu. Öyleyse o nezretti ki iki rekatı ayakta kılması kılacak. Bu şimdi böyle bir adam itiraz ediyor. Diyor ki böyle yemin eden adam binerek hacca gitmişse o adam yaya yürümekle hacca edeceğini yemin ettiğinden dolayı tekrar ikinci bir defa hacca etmesi lazım gelmez mi? Evet. Biz diyoruz ki de gelmez. O sayılır. Delil فَمِنَ الْحُجَّةِ عِنْدَنَا Bizim indimizde delildendir. اَلَا قَائِلَ هَذَا الْقَوْلُ Bu suali soran adama. Şimdi bu sual iki tarafa da teveccüh ediyor. Hem İmam-ı Züfer'e hem İmam-ı Ebu Hanife ve İmam-ı'yine. Çünkü her ikisi de diyorlar ki bir adam yaya yürümeyi nezrederse, o hacı yaparsa o hac yerine gelir. Yalnız ihtilafları nerede? Özür dolayısıyla binerse kefaret kurban lazım gelir mi gelmez mi? Hac yerine geçer de İmam-ı Züfer'e kurban vacip oluyor. İmam-ı Azam ve İmam-ı'yine göre kurban vacip olmuyor. Fakat bu itiraz eden adam diyor ki hayır, insan akla vurur, kıyasa vurursa bu hac yerini bulmamıştır. Bu adam yaya yürümeyi nezretmiştir. Bu binerek hac yapmıştır. Yaya yürümeyi nezrettiği hac zimmetinde kaldı. Onu başka bir sene yapacak da zimmetinden iskat edecek. Bu lazım geliyor. Nitekim ayakta namaz kılmayı nezretti, sonra oturduğu yerde kıldı. Oturduğu yerde kıldı ama nezre sayılmaz. Tekrar ayakta bu iki rekat namazı kılacak. Onun gibidir. Diyor ki bizim tarafımızdan verilen cevap اَنَّا رَيْنَا الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُودَاتِ Biz farz olan namazları gördük. اَلَّتِي Öyle farzlar ki عَلَيْنَا اَنْ نُسَلِّيَهَا قِيَامًا Ayakta kılmak bizim üzerimize vacip. O da farz olan namazlar değil mi? Farz olan namazları ayakta kılmak vacip. Çünkü namazın şartlarından birisi de o. İçinde olan hükümler kıyam, kıraat, rükû, sücud, evet. Bunlar diyor ayakta kılınan namazları gördük ki lev salleynâhâ biz onları kılsak ku'ûden oturduğumuz halde la nu'azzeru la nu'azzeru la nu'azzeru mazur kılınmayız. La nu'azzeru o da gene mazur kılınmayız. Yani bu ayakta kılmak vacipti, senin de kudretin var idi, oturduğun yerde kıldın, bu namaz sahih olur mu? Olmaz. Ben mazurudum diyemezsen, niye vücudun sıhhatte? Vecebe aleyna, o vakıpta bizim üzerimize vacip olur, iadetuha, onun iadesi. Şimdi bir adam üzrü yokken oturduğu yerde ünlenin farzını kılsa, gelse sana sorsa ki ben oturduğum yerde özürsüz evreyi kıldım, ne lazım gelir? Ne diyeceksen? Bu namaz sahih değildir. Rükünlerden bir rükünü terk etmişsen namazı iade edeceksin. Yoksa senin zimmetinde kaldı. Onu eda etmemiş oldu. Fetvası bu. Ve künnâ fî hükmî men lem yusallihâ. Peki o oturduğu yerde kılan adam ben işte kıldım daha da iade etmeyeceğim. Ne diyeceksin? Bu namazı kılmamış oldun. Madem oturduğun yerde kıldın bu namazı kılmamış oldun. Neye benzer? Adam diyor ki ben abdestsiz namaz kıldım. Bu namaz oldu mu?
yıkıldım diyor. Yıkıldın ama olmadı ki o. Ben ayağa kalkmaya kudretim var ama oturduğum yerde kıldım. O da olmadı. Namaz kıldım ama rükûa yapmıyorum. O da olmaz. Gerek şartlardan, gerek rükünlerden birisini terk etse namaz olmaz. O kılmamış gibi olur, tekrar kılacak. Öyleyse işte bu da bunun gibidir diyor. Bu adam nezretti ki ben yaya hac edeceğim. Bu sefer hayvana binerek hac etti. Öyleyse bu hac başka, o nezretteki hac başka, nezretteki hacı iade edecek. Sual buydu. Diyor ki şimdi biz baktık namazlara, namazlar iki kısım. Bir farz olan namazlar var ki onlarda kıyam şart. Onları oturduğu yerde kılarsa sahih olmaz, kılmamış gibidir. Sonra ve kâne men hacce, öyleyse hacciden oldu. Biz minna bizden haccetel İslam, farz olan hacci. Elleti yecibu aleynel meşyusü tavafilâ. Tavafta yürümek vacip olan hacci bizden yapanlar oldu. Tavafta yürümek vacip ya. Fetâfe zâlike tavâfe râkiben. Fakat o tavafi yürümedi de hayvana binerek yaptı. Sümme racâ ilâ ehlî. Sonra döndü gitti, hacci yaptı gitti. Lem yüce'al, bu kılınmadı fi hükmü men, bir kimsenin hükmündeki lem yatuf, tavaf etmedi. Ve yu'mer, emr olunmadı bil avdi, gitmekle. Vel gad cu'ile, bu adam kılındı fi hükmü men, bir kimsenin hükmündeki tafe, tavaf etti. Ve eczehu tavafu zalik, o tavafı da ona kifayet etti. İlla ennehu cu'ile aleyhi, yalnız o adam üzerine kılındı demin bir kurban, bir taksiri kusur ettiğinden. Şimdi farzlara baktık, bir de hacca baktık ki bir adam farz olan haccı geldi yaptı. Tavafta yürümesi vacipti, yürümedi, keyfi için yürümedi, arabaya bindi, yahut şıkkıda bindi, yahut ata bindi, tavaf etti. Özürsüz. Döndü, gitti memleketine. O adama ne denilir? Senin bu tavafın sahih olmadı, haccın sahih olmadı, git bir daha hacc et denilir mi? Yok. Derler ki evet, sen haccın sahih, yalnız kusur etmişsin. Vacibi terk etmişsen, tevafi yaya olarak yapacaktın, yapmamışsın. Binaenaleyh sana ceza lazım gelmiş. Kusurundan dolayı bir kurban keseceksin. Şimdi bak, ikisi birbirine benzemedi. Oturduğu yerde namaz kılarsa iade edecek. Fakat binerek tevaf ederse iade etmeyecek. Yalnız kurban kesecek. فَكَذَٰلِكَ الصَّلَاتُ الْوَاجِبَةُ بِالنَّذْرِ. Öyleyse nezir ile vacip olan namaz da bunun gibidir. Vel haccil vacibi bin nezri. Nezir ile vacip olan hac da bunun gibidir. Hüma meqisani, bunlar kıyas edilir. Ala salati vel hac. Farz, evet. El vacibeyni bi icabillah azze ve celle. Allah-u Teala'nın farz kılmış olduğu namaz ve farz kılmış olduğu vacibe kıyas edilir bunlar. Namaz namaza, hac hacca kıyas edilir. Öyleyse fema ul bir şey ki kâne min zâlik, bu namazdan, hacdan oldu. Mimma yecibu bi icabillah, Allahu Teala'nın farz kılmasıyla oldu. Yekûnül mukassiru fihi, anda kusur yapan oldu. Fi hükmü tarikihi, terk eden hükmünde oldu. Madem Allahu Teala'nın farz kılmış olduğu bir namazda bir kusur ederse kılmamış gibi oldu. Mesela misali ne vermiştik? Ayakta namaz kılacakken oturduğu yerde kıldı, o namazı kılmamış gibi oldu, onu iade edecek. Hac olan, farz olan hacda da yürümek vacip idi, yürümedi, bindi, onda da kurban kesecek. Allah-u Teala'nın farz kılmış olduğu namazda, hacda böyle değil mi? Namazda iade edecek, hacda kurban kesecek. Öyleyse bir adam nezir ederse, diyor ki, kâne kezâlik, yine böylece oldu. مَا يُوْجِبُ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ الْجِنْسِ. Bu cinsten vacip olan şey kendi üzerine, bir icabihi, kendisinin vacip kılmasıyla, nezretmesiyle, اِيَّهُ شَيْءَ عَلَى نَفْسِهِ, kendi nefsine vacip kılmasıyla, o da böyle oldu. فَقَصَّرَ ف۪يهِ, onda teksir etti. يَكُونُ بِتَقْصِيرِهِ, taksiri sebebiyle olur. ف۪يهِ, anda ف۪ي حُكْمِ تَارِكِهِ, terk edenin hükmünde olur. فَعَلِهِ اِعَادَتُهُ, bunu iade etmek lazımdır. Bir adam, şimdi namazı evvel al. Namazda bir adam nezretti. Dedi ki Allah için iki rekat namaz kılacağım. Bunu ayakta kılmadı da oturduğu yerde kıldı. Ne lazım gelir? Şimdi farz olan namaza
kıyas ettik. Farz olan namazda ayakta kılması şart olduğundan dolayı o kendi nezri derse nezri de öyle yerini getirecek. Ne dedi? Nezri diyor ki ben ayakta iki rekat Allah için namaz kılacağım. Bunu oturduğu yerde kılarsa sahih olur mu? Olmaz. İade edecek. وَمَا كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ مِمَّا يَجِبُ بِإِجَابِ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah-u Teala'nın vacip kılmış olduğu şeyden olursa مُقَصِّرٌ فِيهِ وَمَا كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ مِمَّا يَجِبُ بِإِجَابِ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah-u Teala'nın farz kılmasıyla kendi üzerine vacip olan şeylerden oldu. مُقَصِّرٌ فِيهِ Onda mukassir oldu. Noksan etmiş olduysa فَمُقَصِّرٌ dediğim için mukassirun. فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اِعَادَتُ İadesi vacip olmadı ki o da hacda. Hacda yürümek vacip. Allah-u Teala vacip kılmış olduğu halde bu yürümedi de binerek tevaf etti. Ondan mukassir oldu. Evet. وَلَمْ يَكُنْ بِذَٰلِكَ التَّقْصِيرِ O kusur sebebiyle de o adam olmadı. فِي حُكْمِ تَارِكِ Onu terk edenin hükmünde olmadı. Yani terk etmiş öyle değil ya. Kurban cezası telat etmiş. كَانَ كَذَٰلِكَ Böylece oldu. مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ الْجِنْسِ O cinsten, haccın cinsinden kendi üzerine vacip olan بِيْجَابِهِ اِيَّهُ عَلَى نَفْسِهِ Kendi nezri sebebiyle kendi üzerine vacip olan hacda da oldu. فَقُصِّرَ فِيهِ فَقَصُرَ فِيهِ Ondan noksan etti. فَقَصَّرَ فِيهِ Ondan noksan etti. فَلَا يَكُونُ بِذَٰلِكَ التَّقْصِيرِ O taksir sebebiyle olmaz. فِي حُكْمِ تَارِكِهِ Terk eden hükmünde olmaz. Niye asıl hacda terk edenin hükmünde olmuyor, bir kurbanla telafi ediliyor. Öyleyse nezir olan hacda da böyledir. فَيَجِبُ عَلَيْهِ اِعَادَتُهُ Evet, onu terk edenin hükmünde ola da, onu iadesi vacip ola, böyle olmuyor. وَلَكِنَّهُ فِي حُكْمِ فَاِلِهِ Lakin o haccı işleyenin hükmündedir. وَعَلَيْهِ O adam üzerine de vaciptir. لِتَقْصِيرِهِ Noksan ettiği için مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّقْصِيرِ Taksirden dolayı ne vacip idi? O vacip olur. Fi eşkalihi şekillerinde. O da neden? Müneddima. Artık hangi şekilde kurban lazım mısa onda da kurban lazım geliyor. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullah. İşte bu İmam'ın kavli de budur. Demek namazı namaza kıyas etti. Haccı da hacca kıyas etti. Öyle bu meseleyi halletti. Meseleden çıktı. Hulasa bir adam nezretti ki ya hac edecek. Nitekim Ukbet ibn Amir'in hemşiresi böyle nezretmiş ki baş açık yalın ayak yaya hacca gidecek. Peygamber Efendimiz görmüş ve limen etmiş. Başını örsün, hayvana da binsin, hac yapsın. Esas mesele bu. Burada ulema üçe ayrılmış. Bir kısmı diyor ki başını örter. Kendisine vacip kılmıştı. Bu adam hac eder. Yeminini bozduğundan kefareti yemin lazım gelir. Nezrini bozduğundan dolayı da yürümek vacipti, o vacibi bozduğundan dolayı bir ceza kurbanı lazım gelir. Kulası bu. İmam-ı Azam'la üçüncüde. Üçüncüde. Üçüncüsü İmam-ı Azam'ın gördü. Evet. Hacı yok. Mı? İkincisi İmam-ı Azam'ın. İmam-ı Azam'a göre hedi lazım gelmiyor. Lazım değil. İkincisi İmam-ı Azam'ın gördü. İkincisi. Allah onu demiş. Hedi lazım gelmiyor. Hedi lazım gelen Züfer'in kavli oldu. Aynen. Züfer ve bir de İmam-ı Tahavi de o tarafa meyletti. Onlar üçüncüde, onlar diyorlar ki kurbanda kesecek diyorlar. Hatta onlar ne dediler? Bu gibi şeyler diyor, özür. Özürler diyor, günahları iskat eder, kefaretleri iskat etmez. Ama İmam-ı Azam da kıyas yaptı. Kıyasa göre ona kefareti yemin dolayı, kefaret yemin lazım geliyor şeyi bozduğundan dolayı. Yani, fakat bir hedi lazım gelmez. Özürsüz yaparsa kurban lazım gelir. İşte bu sonki kıyası yaptığı özürsüz yapanı. Özürsüz binerse ona delil getirdi. Ama özürlü olursa hiçbir şey kefaret yeminden başka bir şey lazım gelmez. Zaten hacı. Hı? Namazam kavruz edelim. İmam-ı Asım'ın işte kavruz edelim. Fedva onun üzerine bizim mesela. Tabii onun İmam-ı Tahavi Mürecihinden olduğundan o kendi tercihiyle amel eder. İmam Züfer de kendi delili amel eder. Müştehit kendi bir şeye kafası takıldı da bir delili kuvveti gördü mü onunla amel etmesi ona vacip olur. Başkasını teklif etmez. Bunlar müştehit fil mezheptirler. Yani İmam ve Hanife mezhebinde müştehittirler.
bir delil kendi indinde racih oldu mu onunla amel et ve sonra vacip olur. O teklif edemez. İmam Ebu Yusuf mesela İmam-ı Azim'e muhalefet ediyor. Kendi reyle amel etmesi vacip. Teklif edemez o. Niye? O da o müştehit fil mezheptir. Biz öyle değil. Biz mukallidiz. Biz delilden anlamayız. Delillerin inceliklerini de bilmeyiz. Biz bu mezhep içerisindeki müreccihinin sözlerine bakacağız. Ehli tercih derece-i iştihada vasıl olmuş fakat teedüben iştihad etmemişler. Ama delillerin inceliklerini biliyorlar. Hangisi kuvvetli, hangisi amel edilir onu da biliyorlar. Onlar bu gibi ihtilaflı meselelerde bir tarafı tercih etmişler. Eğer müreccihin bir tarafı tercih etmişse işte fetva onadır. Ehli tercih. Yok, müreccihler de bazen ihtilafa düşmüşler. Müreccihlerin bir kısmı birisini tercih etmiş. Diğer bir kısmı da başkasını tercih etmiş. O zaman zamanın hükmüne hangisi daha muvafık ise ehli tercihin o sözü alınıp fetva verilebilir. Ehli tercih eğer müsabık almışlarsa. Öyle de olur, böyle de olur. Zamana bakarız ki bu daha muvafık. Onun da emel edilebilir. Bu da kime aittir? Gadiye bir de o memleketin müftüsüne. Müftü fetva vereceği vakit. Başkası yapamaz. Başkası yapamaz o. O kadiyenin müftünün vezifesi. Ama o kadi müftü de alim olacaklar, bilecekler. Şimdiki resmen müftü olmuş ama beçare hiçbir şeyden haberi yok. Bu öyle müftü değil. Hakiki müftü. Müftü olmak için şartlar var. Kütüb-i fikiyeyi okuyacak. Usulü okuyacak. Ondan sonra kütüb-i fikiyede fetva kitapları hangileridir onları okuyacak. Ehli tercih hangi taraftan fetva vermiş onu bilecek. İşte o adam müftü olacak. Lalet tayini kütüb'den okumuş, mültekadan biraz okumuş ama başka kitap ne demiş sonra o sözü de anlıyor mu anlamıyor mu bu müftü olmuş ona müftü demezler. O da bizim gibi bir mukallif yani resmen ona müftü diye demişler ama müftü değil o. Müftü fetvaya kadir demek. Bir meseleyi sorduğun vakitte fetva kitaplarından onu arayıp bulup o fetvayı veriyor. İşte müftü o. Tayin olan müftü. Tayin edilen müftüler. Tayin edilen müftüler müftü değil ki onlar. İşte onu demiyor. Bu yani elmen o dereceye varmış. Ha resmen ona müftülük versinler ha vermesinler. Eskiden zaten böyle bir resmen bir adam müftü tayin etmezdiler. Elmen o dereceye erdi mi artık oranın üleması biliyor ki fetvaya kadir şuradan adam o fetva verir.